Herkese merhaba, ben Sıla ve bugün sizlerle Ekim ayında okuduklarım videosunu paylaşıyor olacağım. Her ne kadar bu ay önceliğim sınav olsa da, şu YKS olan sınav olsa da tabii ki de kitap okumayı da ihmal etmedim. Ama yine de geçen aylarda okuduğum kitaplar ve bu ay okuduğum kitap sayısı oranında bir düşüş var. Ama olacak o kadar. Bu ay ikisi çizgi roman olmak üzere 6 tane şey okumuşum. Yani bu benim için mükemmel bir oran değil ama kötü bir oranda sayılmaz. Siz bu ay neler okudunuz aşağıya yazmayı unutmayın. Şimdi isterseniz başlayalım. İlk olarak okumuş olduğum kitap Anna ve Fransız Öpücüğü'ydü. Anna ve Fransız Öpücüğü'nün bir serisi var bildiğiniz üzere ve o serinin sıralaması aslında şöyle. Anna ve Fransız Öpücüğü, Lola ve Komşu Çocuk ve Aile ve Mutlu Son diye ilerliyor. Eğer henüz seriyi okumadıysanız bence Anna ve Fransız Öpücüğü'nden başlayın. Lola ve Komşu Çocuğun önce çıkmasının tek sebebi telif haklarıyla yabancının baş edememesiydi. Ama bu sorun ortadan kalktığına göre bence seriyi sıralaması göre okumanız daha yararlı olacaktır. Serinin özeti, genelde bir tane üniversiteli kızımız ve bir tane de üniversiteli oğlumuz oluyor. Bunlar bir şekilde birbirlerine aşık oluyorlar ve takılmaya başlıyorlar. Tüm bu seri bundan ibaret aslında. Ama gerçekten güzel bir şekilde işliyor yazarımız. O yüzden benden de tam puan almayı başardı. Hemen bunun ardından yaklaşık 1,5 yıldır aramış olduğum ve sonunda kavuştuğum bir çizgi romanı okudum. O çizgi romansa Batman Arkham Tımarhanesi'ydi. Batman Arkham Tımarhanesi'ne karşı büyük bir beklenti besliyordum. Çünkü yaklaşık 1,5 yıldır bunu her çizgi romancıda aradım. Hiçbir şekilde bulamadım ve bulamadıkça da aramaya devam ettim ve hırslandım. Bulmamsa tamamen bir tesadüf üzerine dayalıydı. Kitap yurdunda öylesine gezerken bir baktım Batman Arkham Tımarhanesi ve tabii ki de direkt saldırdım. Tabii 1,5 yıl boyunca bir şeyin peşinden koştuğunuzda, onu elde ettiğinizde büyük bir beklentiniz oluyor. Fakat bu beklentiyi bu çizgi roman maalesef ki karşılayamadı. Tavsiye eder miyim? Batman'i seviyorsanız bir göz atabilirsiniz. Batman Arkham Tımarhanesi'ni okuduktan sonra 1,5 yıllık bir arayışı arkamda bırakmış oldum ve bu yüzden de gerçekten kaliteli bir kitap okumak istedim hemen sonrasında. Bu yüzden de Babam, Krizler ve Seni okudum. Şimdi size bir durumdan bahsedeceğim. Üniversiteye hazırlık öğrencisi olduğum için dershaneye gidiyorum ve aynı zamanda okulda var. Bu yüzden de neredeyse hiç boş zamanım yok. Ama ben o boş zamansızlık döneminde bile bu kitabı o kadar çok beğendim ki bunun hakkında ayrı bir video çektim. Yani kitabı o kadar çok beğendim ve o kadar çok tavsiye etmek istedim ki bunun için ayrı bir zaman dilimi oluşturdum. Okursanız çok şey kazanacağınız, okumazsanız çok şey kaybedeceğiniz bir kitap. Yine o videoyu yayınladığımda da ona da bir göz atabilirsiniz. Bence bu videodan sonra hızlıca bu kitabı listenize ekleyin. Neden bilmiyorum ama bir anda reading slump değil de life slump'a girdim ve bu yüzden de şimdi moda pasteli okumaya karar verdim. Hayatınız monoton gittiğinde bence en iyi seçim bir Chiclet kitabı alıp onu okumaya başlamak. Bridget Jones'un Günlüğü diye bir film ve aynı zamanda da bir kitap var. Eğer onu biliyorsanız veya ülkemizde de Pukka gibi yazarların kitaplarını biliyorsanız işte tam olarak okuduğunuz o tür Chiclet türü oluyor. Kızımız genelde kendine özgüveni bulunmayan bir karakterdir. Bir anda bir erkekle karşılaşır ve ikisinin arasında mükemmel bir kimya oluşur ve bu şekilde onların işte ne bileyim aşklarını, takılmalarını, eğlenceli dakikalarını siz de kitaptan gıdım gıdım takip edersiniz. Chiclet kitapları genelde size pek bir şey katmaz ama sizden pek bir şey de götürmez. Sadece okurken eğlenebileceğiniz tarzda kitaplardır. Yani bunu Luna Park'a gitmek gibi düşünebilirsiniz. Sadece eğlenirsiniz. Sizden götürdüğü bir şey olmaz veya getireceği bir şey de olmaz. Kısaca Chiclet romanlarından bir tanesi olan Şimdi Moda Pastel'de eğer eğlenmek istiyorsanız okuyabilirsiniz. Bir sonraki okumuş olduğum kitap Hayalperest'ti. Hayalperest puntoları gerçekten kocaman olan resimli bir kitap. Fakat böyle olduğuna bakıp çocuk kitabı gibi düşünebilirsiniz. Bu yanılgıya düşmeyin. Çünkü Hayalperest olgunluk seviyesi bakımından biraz daha gençlere hitap eden bir kitapken içerik bakımından baya baya çocuklara hitap eden bir kitap. Bu yüzden de beni karmaşadan karmaşaya sürükledi. Ama kitap gerçekten tuhaf bir kitaptı. İçinde bol miktarda sevgi, bol miktarda umut, bazen umutsuzluk, bazen de çok tuhaflık vardı. Ama kitaba objektif bir yorum yapmak zorundaysam pek fazla beğenmediğimi söylemek zorundayım. Bunun nedenini hiçbir şekilde anlayamadım. Belki de kitap kurgusu beni kendine tam olarak içine çekememiştir. Ben 5 puan üzerinden uzun bir süredir hiçbir kitaba 2 puan vermiyordum ama Hayalperest'e 2 puan verdim. Ama yine dediğim gibi belki içinizden bazı kişilere hitap edecektir. Ve son olarak göstereceğim şey bir çizgi roman. Chew'un 4. cildi olan Flambe. Chew'un en yaratıcı bulduğum cildi kesinlikle 4. cildiydi. Çünkü bu ciltte gökyüzünde şöyle anlamsız anlamsız şeyler beliriyor ve bu şeyleri çözmeye çalışırken Tony Chew ve arkadaşı yepyeni bir maceraya atılıyor. Hatta bu maceranın içinde uzaylılar bile var. İncecik olmasına rağmen serinin en doyurucu cildinin 4. cilt olduğunu düşünüyorum.
düşünüyorum. Her seferinde üstüne biraz daha katarak ilerleyen bir seri Chu ve o yüzden de bayıldığımı söylemeden geçmek istemiyorum. Videonun başında da demiştim ama sonunda da diyeyim, yine eklemiş olayım. Siz de bu ay okuduğunuz kitapları aşağıya yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. O zaman bu videoda da benden bu kadardı. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.